Valla şimdi TES Genel Başkanımız... Kırşehir Şoförler Odası Başkanı Mehmet Tekin, koronavirüsü dolayısıyla okulların kapanması en çok servisçi arkadaşlarımızı etkiledi. Sigortalarını yatıramaz hale geldiler. Yanlarda çalışan insanların yevmiyelerini veremez hale geldiler. Devletimizden bizlere sahip çıkmasını bekliyoruz. Bizlere hibe kredi vermelerini bekliyoruz diyerek sözlerine şu şekilde devam etti. Valla şimdi TES Genel Başkanımız Sayın Mendevi Palandöken bu işte çok ciddi bir şekilde uğraşıyor, sağ olsun. Ona da buradan teşekkür ediyorum esnafım adına. Ya, en büyük sıkıntı tüm küçük esnafta olduğu gibi bizde de çok var yani. Tüm Türkiye genelinde var. %90 oranda işlerimiz düştü. Yani işimizin düştüğünü de aramıyoruz. Artık yani mazotu dahi kurtaramıyoruz. Tabii bizler geçimini buradan sağlayan esnaf kitlesiyiz. Ya, bu bir bizim için de değil. Berberi, çay ocağı, kahvesi hepsi ama... Başka bizim hiçbir gelir kaynağımız yok. Bununla ilgili de devletimizden bir destek bekliyor esnafın hepsi, gözümüz kulağımız. Cumhurbaşkanımız da, çünkü bir kredi limitesi açıldı 25 bin lira esnaf kredi kefalet kooperatiften, ama bunların da sonradan ödemesi var. Biz çalışamıyoruz yani, bizim şu an 1 lira bile bir demir 1 lira dahi gelirimiz yok. Yani biz yarın bu krediyi çekeceğiz, bunun da ödemesi gelecek, bunu nasıl ödeyeceğiz? Bununla ilgili hükümetimizden taşıyıcı esnafına, taksi, dolmuş, servisçi, kamyoncu, tırcı, her sektör durdu yani. En çok da buradan yaralanan küçük esnaf oldu. İnşallah bize bir artık muhakkak kesinlikle bir hibe kredi gelmesi lazım. Genel Başkanımız Mendevi Bey'in dediği gibi ya bir asgari ücret tutarında bir ödeme yapılması lazım. Eğer süreç 3 ay sürecekse 3 aylık. Yani bizler de sonuçta evimizi buralardan geçindiriyoruz yani. Çok esnafım, benim şu an ekmek parası bile yok. Bir mağduriyet var. İnşallah bunu da devletimizin gücüyle aşacağımıza inanıyoruz.